Ah ses. Gece sonu tehlikeli saatlerce sen ve ben kedim var. Motive yapıyor. Motive mi? Ha. Restoranın önünde mi sikiyim beni? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün çok farklı bir şeyle karşınızdayım. Başlıkta gördüğünüz aslında da ben niye böyle heyecanlandırmak için şey yaptıysam çok farklı bir şey. Arkadaşlar var ya, dünyada bunu kimse yapmıyor ha. Bu arada gözlükle karşınızdayım. Kusura bakmayın, gözlerim ağrıyor. Bilgisayar başında olduğum için arkadaşlar YouTube'a video çek montajım. Ne yoruyor biliyor musunuz? Arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi yapay zeka takipçilerime cevap verecek. Takipçilerim bana Instagram'dan yazdığı DM'den istek attıklarına cevap vereceğim. Orada Instagram hesabım burada. Oradan mesaj atarsanız böyle videolarda çıkabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın bu arada. Çok uzatmaya gerek yok aslında. Şu an yapay zeka yapacak her şeyi. Ben sadece onları kopyala yapıştır yapacağım, oraya şey yapacağım. O zaman başlayalım şimdiden. Kime cevap versek? Dün ben bir hikaye yaptım. Geceniz nasıl geçiyor tarzı bir hikaye yaptım. Bakalım ona ne cevaplar gelmiş. Yazsak cevap vereceksin sanki yazmış. Merciğim yapay zeka sana cevap verecekse. Hadi bakalım. Buradan arkadaşlar keko tarzı saç stilim nasıl? Bir anda gaza geldim ve kestirdim. Okay. Neyse hemen buraya böyle yapıştırıyoruz bunu. Hop enter. 5 tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Tabii ki size nasıl yardımcı olabilirim diyebilirmişim. Sormak istediğiniz bir şey mi var diyebilirmişim. Evet, ne hakkında konuşmak istiyorsunuz? Eğer bir sorunuz veya konuşmak istediğiniz bir şey varsa sormaktan çekinmeyin. Elbette size yardımcı olmakta mutluluk duyarım. Ne hakkında konuşmak istersiniz? Ya biraz daha bu yapay zeka şu an bu atarlı mesaja hani ne sormak istersin falan tarzı cevaplar vermiş. Bunlardan hangisini seçsem acaba? Ben burada 4. seçeneği seçeceğim. Allah'ım kabul ettim. İlk mesajımızı yolladık. Hadi tahminle tahmin olsun. Hadi hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar başka yerini seçelim. Biraz daha böyle yapay zekayı zorlayalım. Yapay zeka ne kadar zeki. Kendinize kıyım mı? Yani şu an profesör gibiyim. Gözlüğü de taktım. Evlenek mi yazmış birisi. Eğer bu mesaja yapay zeka evet yazarsa çok iyiydik. Evleneceğim. Evet, buna cevap veriyoruz. Evlenek mi? Yolladım. Eli bir seçenekler. Okumuyorum. Şu an okumuyorum. Bitti. Yine 5 tane bir seçeneğimiz var. Bu konuda düşünüyoruz ama henüz kesin bir karar veremedik yazmış. Evlilik hakkında konuşuyoruz ancak henüz bir tarih belirlemedik. Şu an için evlenmeyi düşünmüyoruz ama gelecekte böyle bir düşünce olabilir. Henüz evlenmek için uygun bir zamanı düşünmüyoruz. Bu konu hakkında daha fazla düşünmemiz gerekecek. Evlenek mi bir soru? Ama bunu başka biriyleymiş gibi anladı yüksek ihtimalle. Yapay zeka mal çıktı arkadaşlar. Ya çok zekiyim abone olayım. En zeki benim ya. Yapay zeka mal abone. 3. seçeneği seçeceğim ben. Şu an için evlenmeyi düşünmüyoruz ama gelecekte böyle bir düşünce olabilir. Allah boh yedik galiba. Arkadaşlar bunlara cevap veriyoruz. Şimdi arkadaşlarımız yine kötü kötü cevap verirse ne olacak? Yapay zeka bunu üstlenebiliyor musun? Niye ben tek başımayken bu videolarda ben mal mal hareket yapıyorum? Arkadaşlar bu arada geçen çektiğim tek başıma videoda bir arkadaşımız bana demiş ki Furkan ünlü olmak için mal mal hareketler yapma. Ben normalde tatlısın iyisin falan filan yazmış. Ben mal mal hareket yapmıyorum ünlü olmak için. Yani tamam mal mal hareket yapıyorum ama ünlü olmak için yapmıyorum. Bu benim genel olarak mallığım. Devam ediyoruz. Evet, bir tane arkadaşımız beni eleştirmiş. Buna cevap vermek istiyorum. Demiş ki bana, selam Furkan, yeni kanal açmışsın, hayırlı olsun. Ama bence ismin Furkan Altın yapsam daha hoş dururdu. İlla bir nick bulmak zorunda değilsin sonuçta. Aslında güzel bir eleştiri. Bu nick bulma olayı nick bulmak istediğim için değil. Furkan Altın diye önceden bir kanal açmıştım. Furkan Altın yazdığımda o çıkıyor. Ondan dolayı başka bir isim bulayım dedim. Çocukluğumdan beri kullandığım Faltin lakabı, yani bir nick aslında. Faltin nickini kullanmak istedim. Altın de öyle abuk sabuk bir nick değil, Furkan Altın. Beyimle daha var. Attım sorular beyine. Abone olayım şimdi. Tamam, buna cevap vereceğim. Şimdi yapay zekadan gelen cevaplara bakıyoruz. İlk bir cevap verdi. Yapay zeka ciddiye aldığımda ben ciddiye almadım lan. Diyor ki, selam, geri bildirimin için teşekkür ederim. Dostça bir öneri. Evet, yeni bir kanal açtım ve ismin konusunu düşünüyorum. Furkan Altın fikri hoşuma gidiyor. Düşünmeye devam edeceğim. Sizinkini paylaşmaktan çekinmeyin. Her türlü öneriye açığım. Yani yapay zeka bu kadar ciddiye alacağını düşünmemiştim. Yani ben bu eleştiriyi şey yapmıştım. Tamam. Ya, tamam yazsam da gıcık olmuşum. Neyse, yapay zeka ne dediyse onu şey yapacağız. Selam, canım falan benim. Hayırdır lan sen? Bizim takipçilere yapışıyorsun ama. Burada bir koyalım. Orada gözlüklerimde yuvarlak şeyler demişim ya. Gözlüğün içinde gözlük. Geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada kanala hala abone değilseniz abone. Bu arada ha bak bak geldiler bana ha. Video izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Bakıyorum %60-70'e abone değil arkadaşlar. İzleyin de izliyorsanız bir like atın, bir yorum atın. Kanala abone olun ya, tıklayın oradan. Tık tık yani ya. Gitti ya. Ben şey yapıyordum, başka youtuberları izliyorum. Diyorum lan nereye? 1 milyon 2 milyon takipçi var işte. Hepsi de takipçi falan filan yapıyordum. Ana görüldü bak. Ela gördü bizim mesajı. Burada ben konuşurken Ela da mesajı gördüm. Ben diyordum herkes takibi değişti.
geçti seni. Neye şey yapıyorsun diyordum. Öyle olmuyormuş. Videom 130 bin izleniyor. 50 bin izleniyor. 40 bin izleniyor. Takipçim 100, 13 bin. Kaç bin lan? 13 bin. Niye? Alırım ben. Alırım oğlum. Arkadaşlar kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya 3 bin like attığınızı istiyorum. Fazla bir şey değil. 3 bin. Bu arada Ela bize gorilde attı. Cevap vermedi. Neyse devam edelim. Bunlar cevap verir diye düşünüyorum inşallah. Şimdi H. Duran diye biri mesaj atmış. Demiş ki Furkan abi selam. Halil abiyle olan videoların çok komikti. Her baktığımda güldürüyorsunuz. Cevap verirsen sevinirim. Sevgiler. Belçika'dan selamlar, saygılar demiş. Kalp atmış. Ya Belçika'dan mı? Anonim bizim ölenlerden izliyoruz lan. Buradan da Belçika'ya selamlar. Abi buna cevap verelim. Bakalım yapay zekamız ne cevap verecek bu gacıya. Oğlum gacıya koymadım ben. Geliyor yine bir tane uzun bir cevap verdi. Yapay zeka 5 tane cevap veriyordu. Bir taneye döndü. Yapay zeka da gitti ama. O adam onun da beğeni gitti. Merhaba. Geri bildirmeniz için çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Halil abiyle olan videoları yapmak bize de çok eğlenceli geliyor. Ve sizi güldürebildiysek ne mutlu bize. Belçika'dan gelen selamlarınıza da teşekkür ederim. Sevgiler ve saygılar. Sizler için daha fazla komik içerik üretmeye devam edeceğiz. Oğlum çok güzel cevap vermiş lan. Yani bir şey bozuk. Halil abiyle olan videoları yapmaktan bize çok eğlenceli bağlanırız. Zevk alıyoruz yapabilirdi. Ama kalan çok güzel. Acaba zeka. Öğrendirdin lan beni. Benim yerime sen cevap ver. Ver dedi. Bugün yanında ne evet, tüm hızımızla devam ediyoruz. Biri demiş ki, başımıza taş yağacak, çok aktifsiniz, hayırdır yani, ne oluyor demiş. Yani büyük ihtimal o ara çok kullanmışız, hikaye çok atmışız. Random'u almayacağım. Random'da çünkü beyni yanabilir benim yapay zekam canım, benim yanıyor çünkü. Tınkı, bu yine tek cevap verdi. Lan oğlum üçlü bir sentez, sileceksin de beni silecek ya. Yapay zeka, ah. Ah yapay zeka. Yapay zeka. Yapaydan cevaplar verme yapay zeka. He amına koyayım. Daha iyi yaptın sen. Şarkıcı mısın Furkan Altın he? Delirdim. Ben tek video çekmesem ya. Psikolojim bozuk ha. Saçma sapan şeyler yaptım. Birini daha buldum. Ben Eskişehir'deyken hala Eskişehir'deysen gezdirebilirim Furkan'cığım. Buna cevap versin bakalım yapay zeka. He Eskişehir'deyim diyormuş. Ne gülüyorum. Yapay zeka, yapay zeka. Bu arada arkadaşlar yapay zeka ile daha fazla ne tür içerikler çekmemi isterseniz yani aklınızda bir fikir varsa yorumlara yazabilirsiniz. Güzel olan içerikleri çekelim. Ben çekmeyin. 3 tane cevap verdim. Seç birini al diyor. Ver cevabını diyor. Birinci seçenek. Çok teşekkür ederim. Bu harika bir teklif. Şu an için Eskişehir'de değilim. Ama bir sonraki ziyaretimde size haber vereceğim. Belki o zaman gezme fırsatımız olabilir. Çok güzel bak. Bunu güzel cevap vermiş. İkinci de demiş ki... Bir en iyisi. Ben bu biri yazarım. Cevabımı bekledim. Hep sen mi ağladın? Ela. Ela bana bu isim sunmuştu ya. O demiş ki ne demek? Yine de ne yapacağını sen bilirsin. Sadece fikrimi belirttim. Yolun açık olsun. Başarılar dilerim yazmış. Ela ciddiye almış be. Lan Ela. Ela. Evdioka. Evdioka. Karadenizler. Karadenizler gençlerim. Bu arada sizi de çok seviyorum. Ben sadece öyle bir şarkınız vardı galiba. Bunu ezberleyemediğim için öyle şarkı söyledim. Ama çok güzel değil mi o şarkı? O şarkıyı bilenler yoruma yazabilir. Ela estela intika evyela. Uy! Benim psikoloji olmuş. Dansımızı da ettik, yorulduk. Biz Ela'ya bir cevap verelim ya. Bakalım ona ne diyecek. Yine Ela'ya böyle giydirdi. Ela'ya böyle yazdı ya. Yapay zeka çok mükemmel ya. Böyle cevaplar veriyor. Ben o zaman ne yazmış okuyorum. Çok teşekkür ederim. Fikirlerinizi paylaştığınız için minnettarım. Her türlü geri bildirim benim için önemlidir. Sizleri desteğiyle yol almaya çalışıyorum. Başarı dilekleriniz için de ayrıca teşekkür eder ayrıca teşekkür ederim. Çok naziksiniz demiş. Oğlum var ya hani insan İnsanlara benim yerime yapay zeka cevap verse hani insanlar beni daha güzel tanıyabilir ya. Ben bunu Ela'ya atarım. Ela da bize güzel döner diye düşünüyorum yani Ela'da. Bu Belçika'dan olanla cevap vermiş. Demiş ki cevabın için teşekkür ederim abi. Merakla videolarınızı bekliyoruz. Abi rica etsem beni takip edebilir misin? Çok sıkı takipçiyim. Ben maalesef buna cevap veririm. Kusura bakma ya. Vallahi kusura bakma ya. Özür dilerim yani takip etmeyi gerçekten çok isterdim ama hepsini takip edersem çok sıkıntı yaşayabilirim. Buradan gerçekten beni izliyorsan çok özür dilerim. Tek sen istemiyorsun bunu. Şimdi seni takip edersen diğerler ne der ki? Abi onu takip ettim ben niye etmiyorsun? Cevabın için teşekkür ederim abi. Meraklı videolarınızı bekliyoruz ha. Bir cevap verebilirim. Onu da tabii ki de. Ya bu yapay zeka niye destan yazıyor ya? Yeter oğlum yazma lan destan yazma. Küçük bir şey yazsan da olur. Rica ederim. Biz de seni seviyoruz. Görüşürüz. Dikkat et. Kendine yaz bitsin gitsin ya. Rica ederim. Geri bildirimimiz benim için.
için çok değerli. Sizi ve diğer izleyicilerimi memnun etmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Destekleriniz benim için çok önemli. Teşekkür ederim. Yeni videoları beklemeye devam edin. Sürprizlerimiz olabilir. Nereden biliyor yapay zeka benim sürprizim olup olmayacağını? Orada var. Sürprizler var. Bunu da hemen soru işareti atmış. Bak kız benden cevap bekliyor. Hani 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiye cevap vermişiz. Dur lan bir kişi daha seçeceğim ben şuradan. Korkuyorum ölmekten, korkum sensiz acaba. Zor geliyor her hasretine. Bir arkadaşım demiş ki dün hikaye attım. Ona cevap vermiş. Üstümde tişört yoktu. Hava çok sıcak. Ne yapayım ya? Sıcak. Yanıyoruz Ankara'da 40 derece ya abi. Bir an sinirlendim. Havaya sinirlendim. Şey yazmış. Niye çıplaksın? Yapay zeka güzel bir cevap ver. Hava sıcak. Ne yapayım arkadaşım falan filan de. Ne olur de. Ne olur. Yani şimdi yapay zeka gelir. Ya kızma. Lütfen. Özür dilerim. Bir daha çıplak olmayacağım falan yapabilir yani. Yapay zekadan her şeyi bekliyorum şu an ya. Yapay zeka 3 tane seçenek sunuyor. 1. Olumsuzluğa cevap vermemek. Bu tür yorumlara bazen dikkat çekmeyi amaçlayan kişiler tarafından yapılır. Bu nedenle yanıtlamadan geçmek ve dikkatlerini çekmemek en iyisi olabilir. 2. Bu tür konulara girmeyi tercih etmiyorum. Başka bir konuda konuşmak ister misiniz diyebilirmişim. 3. seçenek ise engelleme ve raporlama. Yani yapay zeka diyor ki buna cevap verme koçum diyor. Yani bu tür bazen dikkat çekebilmek için yapıyorlar diyor. Buna cevap verme diyor. Nazik bir red diyor. Arada şunu çıkartayım. Yoruldum onca sözle ve şarkıda susku. Yani yapay zeka sağsın diyor ki buna ya kardeşim buna cevap verme. Engelle istersen diyor. İstersen diyor nazikçe reddet de diyor. Hiç gerek yok diyor. Buna cevap verme diyor. Bu arkadaşımıza cevap vermiyoruz. Helal olsun bunu bilmiyorum. Benden zeki ama. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Diğerleri de takmadı hiç beni. Yazıyorlar geri cevap veriyor, cevap vermiyorlar. Yazıklar olsun. Takmadılar bizi. Neyse arkadaşlar belki bu videonun devamı da gelebilir. Dediğim gibi 3000 like atarsanız bu videonun devamını çekerim. Niye çekmeyeyim? Siz isterseniz de ben yapmam mı? Yaparım tabii ki de. Çünkü ben sizin YouTuber'ınızım. Siz, ben, biz. Ama takip edin ne olur. Takip etmiyorum bizi. Kanala abone olmayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne olur abi her videoyu hatırlatıyorum hep unutuyorsunuz galiba da. Unutmayın ya. Beni buraya kadar izlediğiniz için arkadaşlar hepinize teker teker teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.